Bugün konumuz sigara. Değerli Canan Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Canan Hanım başka yönleriyle de gündeme geldi ama ben kendisine uzun uzun teşekkür ederim. Daha kimse onu tanımıyorken biz birlikte sigara yasasının çıkması ve sigaranın zararları üzerinde kol kola mücadele verdik. O tıp dünyasında ben de bütün Türkiye'de bu mücadeleyi yürüttük. Kendisine teşekkür borçluyum. Bugün Canan Hocam'la fazla rejim konuşmayacağız. Bugün başına gelen o dolandırıcılar olayı da konuşmayacağız. Bugün sigarayı konuşacağız ki kendisine çok şey bir teşekkürim. Gerek rektör olarak gerek de biliyorsunuz Türkiye'de ilk kalp naklinde Güney Afrika'da Sayın Bernat'la birlikte ameliyata giren doktorumuzdur. Ben o yönleriyle de sizi tanıtmak istedim değerli hocam. Evet, gençler var. Gene İTÜ'deyiz ve sigara yasası çıktı. Ve bütün biz bu gençleri sigaradan kurtarmaya çalışıyoruz. Burayla ilgili ilginç bir olay söyleyeyim. Daha önce bu aşağıda sigara içiliyordu. Ve bir düğme yapmışlar. Ben yukarı çıkarken o düğmeyi çalıyorlardı, üstüne asıyorlardı. Ben gidince kapatıyorlardı. Ben akılsız mıyım? Öğrendim bunu tabii. Hemen Sağlık Bakanlığı'na müracaat ettim. Geldiler buraya büyük bir ceza kestiler. Arkadan artık içilmiyor. Evet hocam, söz sizde. Teşekkür ederim. İyi şey olarak tabii sigara çok önemli. Ben biliyorsunuz başımdan bir dolandırıcılık olayı geçti. Bu bir gün dolandırıldım. Yani 40 yılda bir gün dolandırıldım. Ama bu sigara firmaları sizi hayat boyu senelerce dolandırıyor, haberiniz olsun. Ve her türlü de numarayı yapıyorlar. Sigara 1976'dan beri dünyada sigarayla savaş başlamıştır bütün dünyada. Kalp dernekleri, kanser dernekleri. Türkiye'de bunu başlatıncaya kadar çok uğraştık Sayın Hocam'la beraber. Şimdi gençlere yönelik çok büyük propagandalar, çok büyük yayınlar var. Gençlerin şuur altını ve beynini uyuşturacaklar. Uyuşturucudan daha beter. Çünkü uyuşturucudan daha beter. 7'sinden 70'e herkes bir ara satın alıyordu. Yine de tabii satılıyor biliyorsunuz. Şimdi 18 yaşından aşağı satılmıyor diye kanunlar çıktı ama maalesef yalnız sigara değil. Bir tane bile bugün Dünya Sağlık Organizasyonu'nun şeylerine göre, kuralına göre, kabul ettiği kriterlere göre tek tane dahi içmek bağımlılık sayılıyor artık. Ki ayrıca hiç içmeseniz, duman altında bile kalsanız, karnınızdaki bebekler, işte çevrenizdeki çocuklar da maalesef bundan etkileniyorlar. Japonya'da yapılan bir araştırmada sigara içen erkeklerin, sigara içmeyen hanımlarında meme kanserinin çok yüksek olduğunu göstermiştir. Bu o kadar önemli bir çalışmadır ki lütfen bunu herkes hatırlasın. Yani sigara içmek bugün artık bence sokaklarda bile yasaklanmalıdır. Ben Amerika'da 12 sene çalıştım. Hastanede sigara içilmezdi. Üniversite hastanesinin kapısının önüne çıkarlardı pelerinlerle -20 derecede. Sonra oradaki halk dedi ki ben hastaneye sigara dumanı arasından geçerek girmek istemiyorum. Ve o zaman hastanelerin önünde de içilmesi yasaklandı. Lokantaların önünde de içilmesi, açıkta da içilmesi yasaklandı. Bugün Norveç'te sokakta içmek yasaktır. İngiltere'de bu yola gitmek üzeredir. Ben çocuklarımıza, gençlerimize sesleniyorum. Lütfen sigaranın içindeki zehir beyni dumura uğratıyor, bağımlılık yapıyor ve de sizi esir alıyor. Hayatınız boyunca siz ona esir oluyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Gençliğinizin kıymetini bilin. Öğrenme kabiliyetinizi dumura uğratıyor. Performansınızı dumura uğratıyor. Bütün bunlar gösterilmiştir. Bunun üstüne de her türlü kanseri artık yapıyor. Biz okurken, tıpta okurken işte akciğer kanseri, larynx kanseri. Fakat yapılan araştırmalar gösterdi ki içindeki karbonmonoksitten dolayı vücuttaki hiçbir hücre beslenemediği için beyin tümöründen, gırtlak tümöründen, karaciğer, meme tümörü, pankreas, karaciğer, mide, bağırsak, over, prostat, mesane tümörleri de yaptığı gösterildi. Hatta dumanı bile yeterli bu gösterildi. Biliyorsunuz tobacco denilen bitkiyi hayvanlar yemezler. Doğada tobacco bitkisi
insanlar tarafından kesilir ve kullanılır. Zehir olduğu için hayvanlar buna dokunmuyor. Ben diyorum ki bizim çocuklarımız gençlerimize dokunmasın. Eyüp Anadolu Lisesi'ne gittim. Yemek yiyorum. Ben esnaf lokantasında yemek yerim. Tam paramı ödüyorum. Kasadaki adam gırtlak kanseri. Beni tanıdı. Erhan Bey, Erhan Bey dedi. Geçen gün bizim oğlanın okuluna gitmişsiniz dedi. Hangi okul dedim? Eyüp Anadolu Lisesi. Gittim dedim. Aa, hocam dedi, keşke bizim okula gelseydiniz de ben zamanla sigaraya başlamasaydım. Ölmek istiyorum, ölemiyorum. Rize'ye gideceğim. Orada kendi topraklarımda öleceğim dedi. Sonra aylar sonra tekrar gittim. Rize'ye gitmiş, ölmemiş. Ama yaşamak mı bu efendim? Acaba arkadaşlarınız size sigarayı bir defalık ikram eden değerli hocamın dediğine göre her şey bir defada başlıyor. Gelip böyle bir duruma düşünce, dil kanseri olunca, gırtlak kanseri olunca, böbrek hastalığı olunca gelip size hastanede yardım edecekler mi? Evet. Buyurun hocam. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi ben çok büyük bir üzüntü geçirdim. Onun için sigaraya başladım. Ben çok stresli çalışıyorum. Onun için sigaraya başladım. Bütün bunlar uydurup kendimizi aldatmadan başka hiçbir şey değildir. Çok sigara içilmektedir bizim ülkemizde. Ve de sigara içenlerin başında grup olarak hekimler ve de öğretmenler gelmektedir. Yani topluma örnek olacak, rol model olacak kitleler sigaraya başladıkları zaman çocuklar da bunu görerek başlamaktadır. Çocuklar anneyi babayı taklit ederek büyür. Anneler babalar evde sigara içince de onlar da sigara içmek normalmiş gibi gelir. Onun için anneler babalar mutlaka sigarayı bırakmak mecburiyetinde. Özellikle anneler biliyorsunuz hamile olunca bırakıyorlar. Kardeşim hamile olmadan bırak. Zaten sigara bugün kısırlık yapıyor. Sigara bugün kadınlarda da erkeklerde de kadınlarda yumurtaların üremesine, erkeklerde de spermin azlığına sebep oluyor. Spermin kalitesini bozuyor. Kısırlık yapıyor. Sigara kısırlık yapar. Biliyorsunuz Türkiye'de de erkeklerin en büyük sorunu kısırlıktır. Buradan herkese sigarasız günler diliyorum. Lütfen sizi kazanmak istiyoruz sigara içenlerde. Beyninizde bitirin bunu. Hiç başka yardıma da ihtiyacınız yok. Beyninizde bitirin. Hepimiz buradan sevgilerimizi iletiyoruz genç arkadaşlarla beraber efendim.